İskandinav mitolojisini sanırım konu almış. Biz bir karakter oluşturalım. Ben zaten oluşturmuştum. Bak ama baştan başlayacağız abi. Şunu bir sil. Bir karakter oluşturalım. Bu arada twitch.tv/kaptantoygun kanalında canlı yayındayım. Hay YouTube'lar geliyor. Aynen. Multiplayer oynanıyor aynen. Luigi. Multiplayer oynanıyormuş. Şuna bir bakalım şimdi. Yeni diyelim. Saçımız ten rengi. Geç. Bu kadar da açık olmasın. Şöyle olsun abi. Saçını görebiliyor muyum? Aynen şuradan görüyoruz. Sakal bakalım bir. Oo, işte bak bu sakallar güzel arkadaşlar. Ha! Ben çok severim böyle sakalları. Oğlum bildiğin Zeus oluyor ha bu. Bakayım şöyle uzun saç var mı? Sevebileceğim. Bu neymiş? Zeus! Saç rengini de şöyle yaptık mı? Sarışınlığı da verdik mi şöyle? Oo, Kral Zeus! Tamam. İsim girelim. Toygun. Yalnız bak yazı fontları falan çok güzel değil mi ki? Adamın vücut da maşallah. Hadi başlayalım. Oyun Türkçe abi. Bu açıdan çok güzel. Oyuna başla. Yani güzel olmuş ya. Bu oyunu kim yaptıysa Türkçe koymayan nereden aklına gelmiş acaba? Çok merak ediyorum. Viking dediğin uzun sakallı olur zaten diyor. Aynen öyle abi. Kaptan oyun tam sendik değil mi diyor. Bilmiyorum ki oyunun tam nasıl olduğunu. Ben çünkü bu oyunu ilk başta bir kurdum. Ve bende inanılmaz problemliydi. Kapatmak zorunda kaldım. Yeni hali daha iyi falan dendi. O yüzden tekrar aldım. Evvel zaman önce Tanrı Baba Odin dünyaları bir araya getirdi. Düşmanlarını alt ettikten sonra onları 10. dünyaya sürerek hep hapislerini tutan dalları dünyaya ağacına bölüştürdü. Ve bu sürgün yerini başıboş şekilde sürüklenmeye bıraktı. Yüzyıllar boyunca bu dünya tekinsiz bir uyku halindeydi ama gitip gitmedi. Buzul çağlar geçerken tanrılar görmeden krallıklar bir bir yükseldi ve aynı şekilde kayboldu. Odin düşmanlarının tekrar güçlenmeye başladığını duyduğunda Mignard'daki savaş meydanlarında Valkürleri gönderdi. En düşmanları bu dünyayla bir yakalayamadı Valheim'da. Çok güzel. Oyun 30 TL mi ne arkadaşlar? Steam'de 30-35 TL civarı. Oyunun sesi çok yüksek değil değil mi? Yüksekse söyle. Anam. Ha aynen böyle başladı. Söyleyin bir ayar çekelim. Oyunun fiyatı gayet uygun. 32 TL. İnanılmaz iyi. Oyun bir de çok popüler oldu. Alın deneyin abi. Ses iyi gibi kaptan. Okey. Yüksek. Hemen bir ayar çekeyim. Biraz daha şöyle kısarsak böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Oyunun abanmak istediği nokta grafikler değil arkadaşlar. O çok belli. Zaten 600-700 MB'lik bir oyun oynuyoruz. Grafikler animasyonlardan ziyade. Havadislere geldim diyor. Hoş geldin. Benim adım Hugin ve buraya yolculuğumda rehberlik etmek için gönderildim. Etrafını çevreleyen anıt taşların ismi Kurban Taşları. Bu taşlar Valhalla'ya yükselmek için öldürmen gereken yitikleri simgeliyorlar. Bu taşlara gelip buradaki bossları mı keseceğiz? Okey. Mesela şu değil mi? Tanıştığımıza sevindim. Bu büyülü taşlar Odin tarafından diyarın dört bir köşesine dağıtılmıştır ve yetiklerin ayin bölgeleri gösteren tabela görevleri görürler diyor. Tamam. Yakından incelediğinde bu taş ilk avın çağrı yerini gösterir. Okey. Güçlü bir yaratık olduğu için onu alt etmeye kalkışmadan önce düzgün şekilde silahlanmalısın. Ha, böyleymiş bak bu. Kaptan Burak abiyle oynasana diyor. Burak'la denedik online'da çok büyük sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Bir de şu oyunlarda artık bana Burak'la denesene falan olayını bir vazgeçin. Biz zaten çektiğimiz zaman paylaşıyoruz yani. Şimdi craft kısmı tab'a basınca böyle bir craft kısmı var. Hua! Ne yapacağım ben oyunda mesela öyle böyle başlıyoruz. Böyle de yetenek gelişiyor sanırım öyle mi? Okey. O taşa boss'un yerini işaretliyor olması gerekiyor diyor. Öyle mi? Bakalım bir. Taşa bir tıklayalım. Okey. Burada bir görev var bu arada. Yugin. Çoğu eşya önce üretilmelidir diyor. Fakat yakın zamanda Midgard'dan göçtüğün için nesnelerin gerçek şekillerini hatırlaman gerekiyor. Eminim nesneleri aldığında her şey eski haline dönecektir. Küçük kardeşim
Muri'nin dediğine göre ahşap ve taş kullanarak taş balta üretebiliyormuşsun dedi. Tamam. Şimdi ufak bir dalmal bulalım, taş bulalım abi. Şu ne? Dal bulduk. Onu lan buldun mu? Şunları da toplayalım. Orada biri mi vardı, bana mı öyle geldi? Allah Allah. Şurada bir... Ne diyor? Bir atıştırmalık buldum ve bu atıştırmaları tüketerek sağlığını... Tamam. Çok geçmeden tekrar acıkacağını unutma ve en azından birkaç farklı yiyeceği hazır bulundur. Okey! Kaptan ev inşa edecek, et sıcak çayı çek diyor. Olur. Online'da sıkıntı yaşadınız mı acaba? Arkadaşlarımı almayı düşünüyorum. Ben çok büyük sorunlar yaşadım. Yani biz aldık Burak'la beraber, çok büyük sorunlar yaşadım. Yani oynayamıyordum bu oyunu, öyle söyleyeyim. O kadar sıkıntılıydı ki biz oyunu oynayamadık arkadaşlarla. Yani Burak'la beraber girdik, denedik, oynayamadık. Şu anki hali nedir bilmiyorum. Ben ilk duyduğumuz zaman daldım bir. Ama şu anki halini açıkçası bilmiyorum. Aha, chest buldum chat. İçinde hiçbir şey olmayan bir chest buldum. Oğlum ben burayı artık evim yapacağım. Şu an çok var birlikte oynayan demiş. Evet, acaba düzeltilmiş olabilir mi? Ha bak, buna hasar verebiliyorum. Demek ki birazdan kırılır bu. Yes, okey. Al abi. Ha direkt alıyor mu bu? Ben böyle kırdığım zaman otomatik alıyor sanırım. Ha! Zeus gibi adam oldum ya. Aynen, direkt alıyor arkadaşlar. Tamam. Şunları alalım, ondan sonra taş bulalım. Kaptan başka evler de var arkada diyor Kuro. Okey, oralara da bakarız. Aynen, baksanıza şuraların haline. Oo, burada baya baya yerleşim yerleri var. Online server falan mı yoksa Minecraft tarzı mı diyor. Ya online oynayabiliyorsun. Kendin sunucu kuruyorsun herhalde. Senin kurduğun sunucuya bağlanıyorlar sanırım. Zıpla yeteneğim gelişti. Ana. Ah, üretim tezgahı. Tezgah karmaşık eşyalar yapmana olanak tanır. Çekiç ile inşa edebileceğin daha çok yapı parçası erişmene sağlar diyor. Üretim istasyonuna çatı gerekiyor. Çatı mı yapmam lazım? Peki. Ah, çekici yapabiliyoruz, tamam. Taş balta, sopa. Taş balta için ne gerekiyor? Taş eksik arkadaşlar. Hemen bir şuradan taş bulalım da elimize baltayı alalım. Ne olur ne olmaz, biri gelir saldırır falan. Doki Doki'den daha güzel bence demiş. Ya Doki Doki ne abi? Tuhaf tuhaf salak saçma bir şeydi ya. Rün taşı. Bu topraklar amansız ve vahşi ama buraya getirilen bizler daha da amansızız. Sana sunulan armağanlardan belli teselli bul yolcu. Kaliteli odun ve taştan, ormanın meyve çiçeklerinden. Ha, okey. Ayrıca bu diyarı mesken tutmuş yaban dozmaları karşı gözün açık olsun. Ateşten ve insan elinden korksalar da onlara o ele itaat etmek de öğretilebilir. Onlar seti yaklaş ve stone'dan yemelerine izin ver. Topraktan çıkan köklere bayılırlar diyor. Hmm, okey. Benim taş bulmam lazım chat. Bunlara yavaşça yaklaş diyor değil mi? Bir yaklaşalım bakalım. Gel benim... Benim şeyden ye, gel benim şeyimi ye. Benden yemek ye, gel. Domuz. Yatak yapıp uyursan geceyi atlatabiliyorsun demiş. Hmm. Okey. Ben dediğim gibi oyunu ilk bakış yapıyorum. Benim için bir ilk bakış bu. Öyle efsane bir yanı saçma. Ya Melvin boş versene ya. Vallahi ne oynadım dedim ben böyle ya. Efsane yapım diyorsunuz bir de, yapmayın etmeyin ya. Doki Doki ne ya? Saçma sapan ya. Taş yok mu taş? Taş yok mu? Taşlara vursak nasıl olur acaba diyor. Şunlar kırılabiliyor mu ki? Ne, yumrukla mı kıracağım ben bunu? Aha taş. Sonunda bulduk arkadaşlar. Şunu bir yapalım, taş baltayı. Üret abi. Sonra da şu çekici üretmeye çalışacağız. Belli ki odun falan filan carçurt. Okey. Şimdi şunu elimize alalım. Artık
Başlayalım abi. Odun kesme. Kaptan oyunu başlamadan kapattım diyor. Ya bu en iyisini yaptım Kitrox vallahi. Boş ver, boş ver. Ne oluyor lan? Dur, şurayı kıralım. Ha bana diyor Kitrox oyunu başlamadan kapattın diye. Bu ne lan? Hoş. Ağzına vurdum işte onu. Öyle yaratıklar var, tamam. Bu ne abi? Bu arada. Bir şey aldım ama. Elimizde ne var? 6.50. Ha bunları bir daha mı kesmem lazım acaba benim? Aynen. Şu düşürdüklerimi tekrar kesip odona öyle ulaşıyorum sanırım. Durability'si var mı bu çekicin? Var. Bakayım şunu kırdığım zaman ne kadar gelecek arkadaşlar. Oğlum koca ağaçtan 8 ahşap. Heh, daha fazla gelsin. Ah tamam, 11 tane ahşap oldu abi. Biraz taş bulursak fena olmaz. Şimdi şu çekici bir üretelim bakalım. 10 tane geliyor her kütükten. Okey. Tezgah var, tamir edebiliyorsun. Ha öyle mi? Dur bakayım. Ha çatı gerekiyordu değil mi? Çatı yapacağız şimdi. Tamam. Elimize şunu bir alalım. Sağ tuşa tıkladık. Üretim. Yapı. Ahşap duvar. Saman çatı. Saman çatı diyor. Biri saldırıyor herhalde. Rüht lan. Saman çatı. Ahşap duvar. Bütün çatılar saman mı oluyor? Aynen şu anda çatılar sadece saman. İki yana bir duvar koyup üzerine çatı yapabilirsin kaptan diyor. Okey. Ha bunu çatıyla şey yap diyor, kapat, tamam. Gel abi. Ahşap duvar. Şöyle yap diyorsun değil mi? Bunu böyle koyduk. Bunu da şöyle koyduk. Bu nasıl çatı oğlum? Saman çatı dış köşe. Bir tane de şuraya şöyle koyarsak. Tamam. Al çatı. Çatı işte. Oldu lan. Tamam, bunu nasıl şimdi tamir ediyorum? Etrafını da mı kapatayım? Peki. İyi de tezgah kullanabiliyorum artık, oldu işte. Ha bak solda demiş, pardon. Bakayım bir. Şuna tıklarsak. Bak solda diyor. Yanlış dedi. Kullanabiliyorsun da kapa bence. Tamam oğlum gerek yok. Kapatmasak şey oldu. Açık kalsa ne olacak? Tezgah masanın tezgah menüsünün solunda. Ah. Okey. Tamam. Bak tek attırdı adamlar. Gördün mü abi? Bu kadar işte. Tamam, şimdi ne yapacağız abi? Olayımız ne? Boss'u kesecektik değil mi? O bahsedilen boss'u keseceğiz. Burası neymiş bu arada? Şuraya bir bakayım ya. Buraya bir çatı yapsak mı? Bir yatak atalım buraya. Yani bence buraya bir çatı yapsak fena olmaz şey. Gel bakayım sen. Merdiven koyabiliyorum. Şuraya. Zaten burada merdiven var ama ya. Dur abi. Yatak nerede? Üretim. Diğerleri. Yapı. Mobilya. Aha yatak. Şimdi.
Ya taş şimdilik şuraya bir koyalım. Eksik malzeme. Ha, ahşap gerekiyor. Hemen bir ahşap alalım arkadaşlar. Şuradan 2 dakika toplayalım. Kaptan yalı yapalım demiş. Deniz kenarı varsa etrafta diyor. Merdiveni kırayım mı? Tamam. İyi, chat'te bilenler var arkadaşlar. Bu sayede vallahi ben de takıldığım yerde yardım alacağım. Aynen beleş ev vallahi. Ana üstünü deniz kenarına kur diyor. O zaman tamam. O yatağı geri alalım abi. Gel gel. Gel ağzına burnuna vurdum seni. Ol. Tamam. Bunlar okey. Şuradan biraz ahşap alayım da arkadaşlar. Sonra şu kenara doğru gidelim. Sınav haftasında eve bozuldu, işe bak diyor. Ama yatmazsan da bir tane yaratık yapıp benim diye işaretli önce ondan olur. Ne? Abi, ama yatmasan da bir tane yatak yapıp benim diye işaretle ki ölünce oradan doğasın. Aa tamam. Yoksa başa atıyor ha? Şurada bir karga var. Bu aleti kullanarak kuvvetli salonlar ve yüksek tezgah. Şunu bir indireyim de bir dakika bekle bakayım. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Sen benim nasıl bir Viking olduğumu biliyor musun? Bu aldığım şey ne? Reçine. Şunu al abi. Taşlar önemli arkadaşlar. Taşları alalım. Taş da ne kadar az ya. Şunu vurup kıramıyor muyum? Yok bununla değil. Başka bir şey. Kazma lazım ona. Balta değil. Şunu al abi. Ben okey. Geçiyorum oğlum. Sizin muhabbetlerinizi. Şimdi şunu öncelikle bir tamir edelim abi. 34-50 tamam. Şurada bir yatalım ne olur ne olmaz bir kaydedelim madem yattığımız zaman kayıt oluyor. En kötü bir yatak yapalım arkadaşlar. Bunu da artık kaydedebilirsin diyor. Gece uyurken getiriyor diyor. Tamam. Evindeki olmazsa olmaz eşyalarını diyor. Eşyalarını döpelebilen sandıklardır. Keşif yaparken tarihsiz bir durum yaşanması halinde karşı yedek ekipman bulundurmak her zaman yararlı olur. Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili YouTube. Videomuzun sonuna geldik. Bu da böyle bir oyun. Suları yararak ilerleyen bir geminin bir baş kısmında duruyorsun ve tuzlu su hemen önünde püskürürken tepende martılar neşeyle ötüyor diyor. Ha ben herhalde şey gördüm. Rüya gördüm herhalde. Evet. Yani oyun 30 TL civarı. Türkçe. Gayet güzel. 600 MB. Sistem yorar mı bilmiyorum o kısmını ama videoyu sonlandırıyorum artık. İzleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Belki bundan bir tane daha atabilirim. Bilmiyorum yani çok beğendiyseniz yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Bol bol da like bekliyorum. Hoşçakalın.